Şimdi bir de kan aldırmak meselesi var. Kan aldırdı bir adam. Kan alan adamın almış olduğu ücret helal mıdır, haram mıdır? Bu da ihtilaflı mesele. Kan alıcılar var. Sen beleş de kan almaz. Sen kan aldırdığın vakit ona bir ücret vermek lazım. Bunda da ulemanın ihtilafı var. Gelen rivayetlerde kan alan adamın yediği haramdır rivayeti var. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kan aldırmış, kan alan adama da ücret vermiş. Bu da var. Allah. Şimdi burada taarruz var hadislerde. Bunu beyan edecek. Babul cu'li alel hacameti hel yatibu lil haccami emda. Evet, kan alan adama ücret vermek helal olur mu, olmaz mı? حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخراز قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارس أن السائب بن يزيد قد حدثه من رافع بن خديج قد حدثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال رافع بن خديج روايته diyorlar buyuruyor ki إن كسب الحجام خبيث. Haccamın, kan alıcının kesbi, kazancı habistir, necistir. Şimdi burada habis buyuruldu. Haram denilmedi. Haram olursa kat'i surette oyunu işlemesi caiz değil. Habis demek temiz değil. Murdar. Murdar demek ne manaya geliyor? Şimdi bundan ulema ihtilafa düşüyor. Bazı diyor ki habis demek burada yani haram manasını. Bazı diyor ki hayır tıp değil. Helal ama tıp değil. Tıp ne demek? Yani gayet güzel helal. İnsan kendi elinin kazancıyla yerse o daha tertemiz. Bir de var ki elinin kazancıyla yemiyor. Onun bunun eline gözlüyor ki sedeke versin de yesin. Onun bunun sedekesiyle geçiniyor. Bu tıp değil. Yani o da helal. Fakir ise alabilir ama kendi elinin kazancıyla kendisini beslemek başka, onun bunun sedekesiyle başka. Birisi tıp, birisi tıp değil. Şimdi burada da habis buyuruldu. Habis buyurulmasında muhaddisin-i kiram iki türlü manaya sahip oldular. Bir kısmı haram, bir kısmı da yani helal ama hoş değil. Bu manaya geldi. İzah edecek. Haddesena Süleyman ibn Şeyb kâle haddesena Bişir ibn Bekir'in kâle haddeseni Levza'iyyü kâle haddeseni Yahya ibn Ebi Ketir kâle haddeseni İbrahim ibn Abdillah ibn Qaris kâle haddeseni Yessaib ibn Yezid kâle semiyatu Rafi ibn Khadij yuhaddisu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Eyni hadisi şerifi başka bir senetle rivayetiyle İmam-ı Tahavi. Ve haddesena Yezid ibn Sinan ve İbrahim ibn Merzuk cemiyan. Kale haddesena Ebu Amir el-Akadi. Kale haddesena Rebah ibn Ebi Ma'ruf. An ata'an Ebu Hureyre'te kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre dediler ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. İnne mine suhdi sühüttendir. Allah'ın gazabini mucib olan şeylerdendir. Yahut da haramdandır. Ney? Kesbel haccam, haccamın kazancı. Haccam kan alıcı. Kan alıcının kazancı sühütten haramdandır. Haddesena Fahd ibn Süleyman kâle haddesena Ahmed ibn Yunus kâle haddesena Şehabna Muhammed ibn Ebi Leyla an ata an Ebi Hureyre'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine Ebu Hureyre'den Fahd ibn Süleyman terekiyle İmam-ı Tahavi bu hadisi rivayet eyledi. Ve haddesena Abdurrahman ibn-ül Carud kâle haddesena Vehb ibn-ü Beyan el-Vasıfî kâle haddesena Yahya ibn-ü Sa'id'in Kattan kâle haddeseni Abdülaziz ibn-ü Ziyad an Enes ibn-i Malik ennehu kâl kad harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesbel haccam. Enes ibn-i Malik de diyor ki Peygamber Efendimiz haccamın kazancına haram dedi. Onu haram kıldı. Hele habisten mebisten değil. Haram, dost doğru. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Revh ibn Ubade kâle enbâna Sa'idun kâle haddesena Avl Ebi Cuhayfe ennehu kâle Ebi Cuhayfe dedi ki kad iştara Ebi haccâmen. Babam bir şey aldı. Bir köle aldı. Köle haccamıydı. Yani kan alıcıydı. فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ. Bu sefer babası ne yapmış? Getirmiş onun şeyini kırmış. O kan alacak aletleri kırmış. Şimdi burada bir ibn kelimesi noksan. اَوْنْ اِبْنُ اَبِي جُحَيْفَ. Burada ibn koymamış.
عون بن أبي جحيفة. أساس حديثي رواية إذن عون أون أبي جحيفة'nin oğlu. O diyor ki babam bir köle satın aldı, o kölenin senetiymiş kan almak. Onun aletlerini kırdı. Ki yani köle gidip de kimseden kan almasın. فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ لِمَ كَسَرْتَا Ben de babama dedim ki baba bunun aletlerini niye kırdın? فَقَالَ اِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Babam Ebu Cahife dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem نَهَا عَنْ ثَمَنِ الدَّمْ Kan parasında nehi dedi. Kan alacaksan o kandan aldığından dolayı para alacaksan ondan nehi dedi. Kanın parası deyince bir de var ki kendi kanını parayla sattı. Bu duvarıya dahil olur. Adamın kanı çok başka birisine parayla satıyor. Yarım kilo, bir kilo kan veriyor. Buna bu da dahil olur. Kanını satmak caiz değil. Yani vermek, beliş vereceksen başka. Ama parasını almak caiz olmaz bu şeye göre, bu mezhebe göre. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki وليس في هذا دليل على تحريم كسب الحجام. Bu Ebu Cuhayfe'nin hadisinde haccamın kesbinin haramına delil yoktur. Velakin innemâ eteynâ bihi madem delil yoktur da bunların delilleri arasında bunu niye zikreyledin? Dersinizse ben bunu zikreyledim لَأَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ Zanneden bir adam zannetmesin ki اَنَّا قَدْ اَغْفَلْنَاهُ Biz bilemedik, bu rivayeti göremedik, ihfal ettik, yazmadık demesin. وَاِنَّمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi biz zikreyledik fakat bu hadis doğrucudur. كَرَاهِيَةُ اَب۪ي جُحَيْفَ لِذَٰلِكَ فَقَدْ Ebu Cuhayfe bunu hoşlanmadı. Yani haccamın kazancını hoşlanmadı. Yoksa haramdır diye bu hadiste delalet yok. Ama bundan evvelki hadislerde var. Enes İbni Malik ne diyor? Peygamber Efendimiz haram kıldı. Bak onda var, delil var. Ama bunda hoşlanmadı. Kerahiyet başka, tahrim başka. Şimdi bu birinci mezhep sahipleri bunlar. فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى كَرَاهِيَةِ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَاَحْتَجُّوا ف۪ي ذَٰلِكِ الْدِهَاد۪ي الْاَسَارِ İşte, yok ben bir şey unuttum. لِذَٰلِكَ فَقَدْ فَأَمَّا مَا فِي ذَٰلِكَ Bu hadiste olan, an رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den, مِنْ نَهِي عَنْ ثَمَنِ الدَّمْ Ebu Cahife'nin hadisinde geliyor ki Peygamber Efendimiz kan parasından nehyiledi. فَهُوَ bu nedir? مَا يُبَاعُ بِهِ الدَّمْ Nehyettiği şey kanı veriyor, para alıyor. İşte bundan nehyiledi. Kan parasından nehyediyor. Kanı verip para alıyor. Bu var. لَا غَيْرُ ذَلِكَ Başka bir şey değil. İşte bu, şimdi bu zamanımızda var ya, o vakitte pek yokmuş. Hani kan alıp aşılıyorlar. Bu kendi kanını parayla satmak bu hadise göre mekruh. Caiz değil. فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلٰى كَرَاهِيَةِ كَسْبِ الْحَجَّامِ Ulemadan bir kısım zahip oldular ki kan alan adamın haccamın kesbi mekruhtur. وَاَحْتَجُّ ف۪ي ذَٰلِكَ بِهَذ۪ي الْاَسَرِ İşte bu eserlerle de ihticac ettik, delil getirdiler. وَخَالَفَهُمْ ف۪ي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ulemanın bazıları da bunlara muhalefet ettiler. İkinci mezhep sahipleri. Şimdi bu birinci mezhep. İkinci mezhep sahipleri bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki اِنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ Haccamın kazancı kesbü zi denesin. Zi denesin. Yani kir, necaset sahibinin kesbidir. Yani aşağı bir adam o gibi işleri yapar. Öyle aşağı rezil işleri yapan adam yapar bunları. Feyukrahu lirracul bir adama mekruhtur. En yüdennise nefsehu nefsini tednis eder, nefsini kirlendirir. Buna yakışmaz. Evet. Ve yedinuha bizalik. Hem de bununla adet ede, yani bunu iş yapa, senet ede, bu mekruhtur. Mesela bir efendiyi gördün ki gitmiş çöplüğün başında o çöplüğüne uğraşıyor. Ya sana layık mı burada uğraşmak? Bu çöplüğüne gelmiş uğraşıyorsun. Şimdi tefekkür kitaplarında der ki bir adam bezzaz, kızı var. Bir adam da kassap oğlu var. Kassap geldi ki sen kızım benim oğluma ver. Ya ben bezzaz, sen kassap. Aramızda hani küfü derler ya, küfü değil. Onun seneti tertemiz bezzazdır. Onunkisi de kassap, kanın, leşin içinde uğraşıyor. Ona küfü değildir, kızını vermese vermez. Yani bu kabilden, yani bu senet aşağı bir senet. Kan almak aşağı bir senet, berberlik aşağı bir senet, kasaplık aşağı bir senet. Buna layık değildir, bu manaya.
Peygamber Efendimizin nehyetmesi bu demektir diyor. فَيُكْرَوْ لِلْرَجُلَنْ يُدَنِّسَ نَفْسَهُ وَيَد۪ينَهَا بِذَلِكَ Bir adama mekruhtur ki böyle aşağı işlerinden uğraşa kendi nefsini kirli işlere soka mekruhtur. فَاَمَّا اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ ف۪ي نَفْس۪ي حَرَامًا Ama kan aldı da ücret aldı, bu bunun hakkında bu haramdır, فَلَا haram değildir. Bunlar birinci mezhep sahipleri haram diyorlar. İkinci mezhep sahipleri ki Hanefiler diyorlar ki yok haram değildir. Sizin rivayet etmiş olduğunuz hadisler kerahiyetine delalet eder. Şimdi biz de birçok rivayetleri zikredeceğiz ki onun aldığı haram değildir, helaldir. Yalnız iyi bir şey değildir. وَاَحْتَجُّ ف۪ي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا يُونُسْ وَالرَّب۪يُ الْمَأَذِّنُ Bu ikinci zümre delil getirdiler. Yunus ve Rabi'ül Me'ezzin'in rivayet etmiş oldukları hadisi de. Kala dediler ki haddesena Yahya ibn Hassan. Kala haddesena Buheybun an Abdillah ibn Tavus an Ebihi an Abdillah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eylediler ki ennehu kala. Buyurdular ki ihtecema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kan aldırdı. Ve a'tel haccame ecrehu fi zalik. Kan aldı, alan adama da bu hususta ücretini verdi. Ona para verdi. Ücret verdi. Fakat haddesena el-Hüseyin İbn-i Hakem el-Cizi kâle haddesena Affan İbn-i Müslim Ha ve haddesena Ahmed İbn-i Davud İbn-i Musa kâle haddesena Sehr İbn-i Bekkar kâle haddesena Vuheydun fezekere bi isnadihi misleri. Yine hadisi şerifi başka bir senette daha zikreyledi ki Peygamber Efendimiz kan aldırdı. Kan alana da ücret verdi. Ve haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu'l Velid kâle haddesena Şöbet ve Cabir'il Cuhfi ennehu kâle semiyatü Şabiyye yuhaddisu en İbn Abbas'in enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Şabiyye işittim, Abdullah İbn Abbas'tan rivayet ettiler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ersele ilâ gulâmin haccâmin. Bir adamın bir kölesi vardı, kan alırdı. Ona adam gönderdi. Fecâ, o köle geldi. فَحَجَمَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Hacamet etti, kan aldı. فَاَعْتَاهُ اَجْرَهُ Onun ecrini verdi. Orada ha noksan. فَاَعْتَاهُ اَجْرَهُ Onun ecrini verdi. Ne verdi? Onu da beyan ediyor. Ne miktar verdi? Diyor ki, müdden bir müd. Ev nısfa ve yahut da yarısı. Dedi ki haram değil. حدثنا الحسين بن نسر قال أخبرنا محمد بن يوسف الغريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عباس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنبرة المسقنة البردي وأعطى الحجام أجره حجم هذا أجرتني بردي ولو كان حراما أجر حرام وصيدي لم يعطيه ذلك ونونا برمزدي Şimdi burada Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Fakat öteki adama da ücretini verdi. Bu nasıl oluyor? Şimdi bunun aşağıda bir parça daha izahı geliyor. Yani kat'i surette haram değil. Fakat o ücret de pek temiz bir şey değil. Aşağıda geliyor ki bazıları ya Resulullah sen bundan nehyeyledin. Ücreti de veriyorsun. Biz bunu almayız. Hiç olmazsa bunu götürün hayvanlara yedirin. Geliyor o rivayetler. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي طالب عن عبد الله بن عباس أن حجاما كان يقال له أبو طيبة الحجام bir kan alıcı vardı adına Ebu Teybet el Haccam derdiler. Birisinin kölesiydi. Hacemen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i hacamet eyledi. Fe'atahu ecrehu. Onun ücretini verdi. وَحَتَّهُ عَنْهُ Bir de ondan noksan kıldı. طَائِفَةً مِنْ غَلَّتِهِ Herkesten bir vergi alırdılar. Bu anlaşılan ki Hristiyanmış. Hani cizye alıyorlar ya, bu cizyesinden noksan kıldı. Yahut da efendisine köleler çalışır, efendisine karşı bir şey verirdiler. Masraf verirdiler. Ona galledir. Ondan bir kısmını affetti. اَوَّدَ عَنْهُ اَهْلُهُ Yahut da onun efendileri vaz ettiler. طَائِفَةً مِنْ غَلَّتِهِ onun yevmiyesinde. O zaman da bir köle alır, köleye der ki yevmiye mesela bana 10 hokka hurma yahut da 5 hokka hurma getir. Akşama kadar çalış. O çalışır. Mesela 5 hokka efendisine verir. Gerisi kendisine. O mecbur. Yevmiye 5 hokka yahut da 1 müd sağ neyse.
onun ehli, efendileri onun vereceği galle, masraf, vergi neyse onun üçte birini affettiler. Ya Resulullah Efendimiz affettirdi yahut onlar. Bu ücret yerine yani hem ücretini verdi hem de vergisinden bağışlattırdı. فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا Abdullah bin Abbas dedi ki eğer haram olsaydı لَمَا اَعْتَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz o köleye o ücreti vermezdi. وَحَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْجَارُودِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ اَيُّوبِ عَنِ بْنِ جُرَيْجِ عَنَ بِنْ زُبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ اِحْتَجَبَ Peygamber Efendimiz kan aldırdı. فَاَمَرَ الْحَجَّامَ Emretti ki haccama verilsin بِسَاعٍ مِنْ تَعَامٍ Bir sağ yenilen bir şey, hurma gibi bir şey verilsin. وَاَمَرَ مَوَالِيهِ Onun efendilerine de emretti o kölenin اَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنَ الْخَرَاجِ Şeyen, onun efendilerine vereceği haraçtan bir şey tahfif eylesinler. Bir kısmını. Aşağıda rivayete geliyor ki üçte birini tahfif ettiler. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله buyurdular ki Peygamber Efendimiz dua Ebu Taybet el-Haccam Ebu Taybet el-Haccam'ı çağırdı kan alan köle fehacemehu o da kan aldı fesalehu ona sordu ki kem daribetuke efendilerine karşı verdiğin vergi ne kadar فَقَالَ سَلَاسَةُ أَسْوَى Dedi ki, üç sağ efendilerime yevmiye vergi veriyorum. فَوَضَعَ عَنْهُ سَاعًا مِنْهَا Bu üç sağdan bir sağını vez etti. İki sağ verdi dedi. Efendilerine iki sağ, üçü iki yendi dedi. وَحَدَّسَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو عَوَانَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ ذَلِكَ اَيْدَا سَوَى اَيْنَ حَدِيثِ شَرِيفِ İmam-ı Tahave Ebu Bekir tarikiyle de rivayet eyledi. Ve haddesena İbrahim ibn Ebi Davud, kâle haddesena Adem ibn Ebi Yas, kâle haddesena Verqa ibn Ömer, an Abdil A'la, an Ebi Cemile, an Aliyyin kâle ihtecame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ihtecam eyledi ve a'tel haccame ecrehu. Bu haccama da onun ücretini verdi. Haddesena Muhammed ibn Nu'man, kâle haddesena el-Hamidiyyü, kâle haddesena Süfyan, عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أمبر فنز بيردولار في كسب الحجام حجام كسب حقن دي علفة الناضح سو çeken devenin alafi buna böyle buyurdular ev gâle a'lif zâlike nâdihake bu hacamın aldığı parayla sen su çıkaran devene alaf al dedi حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون حا وقد حدثنا أبو مية محمد بن إبراهيم قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك dediler ki احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kan aldırdı وَاَعْتَ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَحَجَّامٍ ücretini de verdi وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس بن مالك عن أنس أن أبا طيبة أنس بن مالك diyor ki أبو طيبة وكلنا نادي قنالا حجم النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'i hacamet etti ve huve saim Peygamber Efendimiz oruçluydu bu da bir bahis oruçluyken kan aldırırsa orucu bozulur mu bozulmaz mı Bu birinci mezhebe göre orucu bozulur. Bizim mezhebe göre bozulmaz. Delilimiz de bu. Hazreti Enes diyor ki, Peygamber Efendimiz ihticam etti. Vahve sahibi, orucu di. Fe'atahu ecrahu. O haccamın ücretini de verdi. İki mesele çıktı. Orucun orucu bozulmaz. Bir de haccamın kesbi haram değildir. Kâle velev kâne haramen lem yu'tihi. Enes ibn-i Malik dedi ki, eğer haram olsaydı Peygamber Efendimiz ona ücret vermezdi. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد الطويل أنه قال سئل أنس عن كسب الحجام أنس بن مالك dediler ki haccamın kesbi nedir? Halbuki Enes bin Malik'ten yukarıda rivayet edildi ki Peygamber Efendimiz haram kıldı. Haccamın kesbinin haram olduğunu o rivayet eyledi. Burada da kendisine soruyorlar ki haccamın aldığı nedir? فقال dedi ki احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kan aldırdı.
hacemehu Ebu Taybetel Haccam. Ebu Taybe denilen kan alıcı onu hacamet etti. Fe emara lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz emretti ki ona verin. Bir sa'ini min ta'am. Ta'amdan, yeniden bir şeyden iki sa' verin. Ve kelleme mevaliyehu. Onun efendilerine de söyledi. Liyuhaffifu anhu. Ondan tahfif edeler. Min galletihi şeyen. Onun kazancından yevmiye getirip efendilerine verdiği şeyden tahfif edeler. Fe fealu zalik. Onlar da işlediler. Yukarıda geçti ya, üçte birini affettiler. Ve haddesena Yunus kâle ahberen Abdullah ibn Vehbin kâle ahbereni Süfyanü Sevri enne hamiden kad haddese men anesin enin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislihu. Yine hadisi şerifi Yunus da İmam-ı Tahaviye rivayet eyledi. Ve kad haddesena Yunus eyza kâle haddesen Abdullah ibn Vehbin kâle ahbereni Malik ibn Enes en hamid-i tavil en Enes ibn Malik en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes İbn-i Malik Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi diye bu senedi zikrettikten sonra sümme zekere hadel hadiseyde. O hadisi şerifi zikreyledi. Misle zarih sevaen. Yukarıdaki gibi aynen o hadisi zikreyledi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan aldırdı. Ondan sonra emretti ki iki saat taam verin. Hem de onun vergisinden tahfif ettirdi. Ve kad haddesena Nesr ibn-i Merzuk. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطبيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني إمام التحاوية نصر بن مرسوق دائين حديث شريف رواية اليوم ففي هذه الآثار أليس بو رواية لمش olduğumuz حديثlerde olucudur إباحة كسب الحجام حجامın kesbinin mübah olduğuna delalet vardır فاحتمل أن يكون ذلك فقط haccamın almış olduğu mübahtır bu mesele. Acaba nehiden evvel mi sonra mı? Çünkü yukarıda birçok hadislerde okuduk haramdır. Bu hadislerde de mübah. Hadisler taarruz edince şimdi bize düşen bir vazife var. Acaba evvelden haram idi sonradan mı mübah oldu? Yoksa evvelden mübah idi sonradan mı haram oldu? Hadisler taarruz edince birisi birisinden evvel. Evvelce mübah, sonradan haram olduysa şimdi de haram olması devam edecek. Yok, evvelden haram idi, sonradan mübah olduysa ne sormuş? Mübahtır. Evet, öyleyse bu mübah diyor. قَدْ تَأَخَّرَ عَنِ النَّهِ نَهِيدًا تَأَخُرْ مِيَدِّ اَلَّذ۪ي قَدْ زِكَرْنَهُ Bizim zikrettiğimiz haramdır dedi Peygamber Efendimiz. Ondan sonra mı mübah oldu? اَوْ تَقَدَّمَهُ Yok, ondan evvel mi oldu? Öyleyse bunu araştıracağız. فَنَزَّرْنَا فِي ذَٰلِكَ Biz bunu araştırdık. Bakacağız ki hangisi evvel hangisi sonra oldu. Burada kalsın. Vallahu teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yarın onu araştıracak ki bakalım ispat edecek. Nehi mi evvel mi ibahet mi? Hangisi sonra olmuşsa onunla amel edilir. Fî hâzî lâ sâr ibâhetü kesbil haccâm fâhtemelen yekûne zâlike kad teâkhara anin nehiyyillezî kad zekernâ ev tekaddemâ. Bu okuduğumuz hadis-i şeriflerde haccamın kesbinin mübah olduğuna dair delalet var. Fakat bu mübah olduğu ihtimal ki nehiden sonra olmuş. Evvela Resulullah Efendimiz nehyetmiş. Sonradan mübah olmuş. Yahut da tekaddüm etmiş. Eğer mübah olduğu tekaddüm etmişse, nehi sonradan gelmişse haccamın kesbi haram olur. Yok evvela nehyetmiş de sonradan mübah olmuşsa helal olur. Şimdi bunu araştıracağız. İmam-ı Tahavi diyor ki فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكِ Buna nazar eyledik. فَاِذَنْ يُونُسُ قَدْ حَدَّسَنَا Baktık ki İmam-ı Yunus bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوسُفِ Ha! وَحَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَاذِنِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبِ بْنُ الْلَيْسِ قَالَ حَدَّسَنَا الْلَيْسِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ اَنْ أَبِي عُفَيْرِ الْأَنْصَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَ أن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه قد كان له غلام حجام أنصاردان محيصة بن مسعودٌ بير حجام كلسي واردي يقال له نافع وأبو طيبة أنون اسمي نافع أبو طيبة ديردلر بير اسم نافع بير اسم أبو طيبة فانضلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة في أمبر فن صلى الله عليه وسلم كتي فسأله عن خراجه Peygamber Efendimiz'e onun kazancından sordu. Ya Resulallah ben benim bu kölem kan alıyor. Onda o
senetinden dolayı para alıyor, getiriyor bana. Bu helal mıdır, haram mıdır? Fekalet, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, la tekurebenne, sen onun kazancına yaklaşma. Feredde zâlike ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar geldi sordu. Diğer rivayette de geliyor ki birkaç defa geldi Peygamber Efendimiz onun kazancına yaklaşma. Tekrar geldi sordu, gene kazancına yaklaşma. Birkaç defa böyle sorunca fekal sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki e'alif bihin nadih. Nadih su çeken deve. Kuyudan koşarlar da o gider gelir su çeker. İşte ona nadih derler. Ona alaf ver. O parayla ona alaf var. اِجْعَلُوهُ ف۪ي كِرْشِهِ Onun kazancını o devenin kirşinde, bağırsağında kırın. Yani kendiniz yemeyin de ona yedirin. Şimdi bu hadis-i şeriften anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Haram olduğum anlaşılıyor, mübah olduğum anlaşılıyor. Mübah olduğu anlaşılıyor. Ama iyi bir şey olmadığı anlaşılıyor. Kendiniz yemeyin fakat deveye yedirin. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن أن رافعة بن رافع أو رافع بن رافع الشك منهم في ذلك برابي رافعة بن رافع مي يخوت رافع بن رافع مي ديور شك راوي لردن أمضي قد جاء إلى مجلس الأنصار أنصارın oturmuş olduğu bir yere geldi. Fekale dedi ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i nehyeylediler en kesbil haccam haccamın kazancından nehyeylediler ve emerena en nut'imehu nadihana. Peygamber Efendimiz bize emretti ki haccamın kazancını deveye yediriniz. Emretti. Bunu Ensar'a bildiriyor. Fakat haddesena Fehd ibn Süleyman kâle haddesena Abdullah ibn Salih el-Katib قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيسة عن المحيسة رجل من بني حارسة محيسة روايت ediyor محيسة بني حارسة انصاردن بني حارسة قبيلesinden bir adam انه قد كان له حجام onun bir kan alıcısı var idi اسم الرجل المحيسة onun adamın adı محيسة kanı alanın değil de efendisinin ismi. Se'ele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en zalik. Peygamber Efendimiz'e o haccamın kesbinden sordu. Fenehâhu en ye'küle kesbehu. Peygamber Efendimiz Muhayse'yi nehyeyledi ki onun kazancını yeme. Sümme âde fenehâhu. Tekrar gitti sordu. Tekrar onun kazancını yeme dedi. Sümme âde fenehâhu. Tekrar gitti sordu. Tekrar onun kazancını yeme dedi. ثم عاد فنهاه tekrar gitti sordu yine onun kazancını yeme dedi felem yezel yuraciuhu durmadan soruyor usandırıyor en nihayet hatta qala lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta Peygamber Efendimiz ona dedi ki ya'lif kesbehu nadihak onun kazancını devenin alafına ver ve te'imhu rakikak bir de senin kölelerin varsa kölelerine yedir. Hayvana yedir, bir de kölelere yedir. Kendin yeme. Bundan kendin yeme derse helal olmaması lazım geliyor. Hayvana yedir, kölelere yedir derse ondan da helal olması lazım geliyor. Ve haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeniyyü kâle haddesena Muhammed ibn İdris kâle haddesena Süfyan an-i Zühriye an Haram ibn Sa'd ibn Muhayse enne Muhayse tesâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fezekere mislehu. İmam-ı Tahavi diyor ki aynı hadisi şerifi İsmail ibn Yahya el-Müzeni İmam-ı Şafii'den rivayet ediyor. İmam-ı Şafii de bunu böyle rivayet etmiş. Adam 3-4 defa gitmiş gelmiş sormuş. Nihayet Peygamber Efendimiz hayvanın yemesine yahut da kölelerin yemesine müsaade etmiş. Müsaade ettiği helal olduğuna delalet ediyor. Demek ki Resulullah Efendimiz evvela haram etmiş sonra da mübah kılmış. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذيب عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيسة الحارسي محيسة ترون حرام عن أبيه باباسي سعد رواية ديوركي
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. Hazreti Muhayse gitmiş, Peygamber Efendimiz'den sormuş. Birkaç defa gitmiş gelmiş, sormuş. O da nihayet deveye ve köleye yedirilmesine müsaade etmiş. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib, kâle haddesena Esed ibn-i Musa, kâle haddesena ibn-i Ebi Zib, fezekere bi isnâdihi mislehu. İmam-ı Tahavi diyor ki, aynı hadisi şerifi Süleyman ibn-i Şaib tarikiyle de rivayet ettim. Haddesena Yunus, kâle akberena ibn-i Vehbin, enne maliken akberehu. İmam-ı Malik tarikiyle İmam-ı Tahavi rivayet ediyor bu hadisi. Akberehu an ibn-i Şâb-i Zuhri, an Haram ibn-i Muhayse, ahad-i beni Harise, an ebihi fezekere mislehu. Yine aynı Muhayse'nin hadisini İmam-ı Malik tarikiyle de rivayet ediyor İmam-ı Tahavi. فَدَلَّ مَا زَكَرْنَا İşte bizim bu zikrettiğimiz hadisler delalet etti ki اَنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında Resulullah Efendimiz'den olan şey مِنِ الْاِبَاحَةِ مُبَحْ kılmadan فِي هَذَا bu meselede haccamın kesbinin mübah olduğunu beyan eden bu hadisler اِنَّمَا كَانَ بَعْدَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ Peygamber Efendimiz'in nehyinden soru olmuyor. Hadisler muhtelif olunca acaba evvela nehyetti sonra mı mübah kıldı, evvela mübah kıldı sonra mı nehyetti bunu araştırdık. Bu hadisleri arayıp bulduk ya yani evvela nehy eylemiş Peygamber Efendimiz, sonra da mübah kılmış. Bu anlaşıldı. Nehyen âmen mutlaka, evvela mutlak olarak nehyetmiş. Ala mâ fil âsâri lüvvel, evvelki eserlerde geçtiği gibi yemeğin haramdır rivayetler geldi ya, bu evvel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlak olarak nehyelemiş. Sonradan وَفِي اِبَاحَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ يُطْعِمَهُ الرَّك۪يكَ وَالنَّادِحِ Sonradan Peygamber Efendimiz deveye yedirin, kölelere yedirin, mübahtır bunların yemesi. Bu hadisler geldi, bunu ispat etti. Bu hadislerde de orucudur. Delilun delil orucudur ki عَلَى اَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ Haram değildir. Öyleyse nesh edilmiş. Evvel, İslamiyet'in evvelinde haram imiş, o sonradan nesk edilmiş, mübah kılınmış. أَلَا تَرَى Sen görmez misin? اَنَّ الْمَالَ الْحَرَامَ الَّذ۪ي لَا يَحِلُّ اَكْلِهُ Ekli helal olmayan haram mal, لَا يَحِلُّ لَهُ Bir adama caiz helal olmaz. اَنْ يُطْعِمَهُ رَك۪يكَهُ وَلَا نَادِحَهُ Kölesine yedirsin, devesine yedirsin, bu da caiz olmaz. Geçsin bir adamın otunu çalsın. Getirsin, kendi devesine yedirsin. Caiz olur mu bu? Olmaz. Niye? Haram bu. Bir adamın ekmeğini, parasını çalsın, getirsin, kendi kölesine yedirsin. Efendim ben yemedim, köleme verdim. Caiz olur mu? Olmaz. Öyleyse haccamın kesbi de böyle haram olsa, Resulullah Efendimiz deveye, köleye yedirmez. لَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kâle buyurdular fil rakiki köleler hakkında ki اَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ Kendi yediklerinizden onlara yedirin. Kendin ne yersen köleye de onu yedir. İyi kötü. Öyleyse helal haram da böyle. Sen kendin helaldan yiyorsun, köleye de helaldan yediriyorsun. فَلَمَّا سَبَتَ اِبَاحَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Vaktaki Peygamber Efendimiz'in mübah kıldığı sabit oldu. لِمُحَيْسَةَ مُحَيْسَيَ مُبَحْ كُلْدُهُ اَنْ يَعْلِفَ ذَٰلِكَ نَاتِحَهُ Deveye yedirmeyi mübah kıldı. Haccamın kesbini devene alaf kıl dedi. وَيُطْعِمَ رَك۪يكَهُ Kölesine mübah kıldı. مِنْ كَسْبِ حَجَّامِهِ Genin haccamından, haccamının kesbinden. O kan alan kölenin kazancından geleni deveye ve köleye yedirmeyi emretti. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu mübah kıldığı sabit oldu. Delle zalik. Bu mesele delalet etti. Alâ neshi mâ tekeddeme min nehyihi an zalik. Haccamın kesbi haramdır diye nehyeylemişti. Bunun neshi sabit oldu. İslamiyet'in evvelinde haram idi. Fakat sonra da nesh olundu, helal oldu. Ve sebete hillu zalike lehu vel gayrihi. Haccamın kesbi kendisine de başkasına da yemesi helal olduğu sabit oldu. Ve hâzâ kavle bi hanifete ve bi yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhi. Bu üç imamın kavli de budur. Yani hadisler müteariz geliyor. Bazısında helaldir, bazısında haramdır. Öyleyse araştırdık, baktık ki İslamiyet'in evvelinde Peygamber Efendimiz haram kılmış. Haccamın kazancı haramdır demiş. Sonradan
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine çetinlik olmasın diye o nehyi bozmuş, mübah kılmış. Bizim imamlar da buna sahip oldular. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed'in sahip olduğu mezhepler bu. وَهَذَا هُوَ النَّزَرُ عِنْدَنَا اِذَا Bizim indimizde kıyasla budur. İmam-ı Tahavi diyor ki, ben de bunu tercih ediyorum. Ve kıyasla bunu kabul eder. عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ Yok. لَاَنَّا قَدْ رَئِينَ الرَّجُلِ Biz bir adamı gördük ki, يَسْتَادِرُ الرَّجُلَ Başka bir adamı ücretle tutuyor. يَفْصِدُ لَهُ اِرْكَنْ Gel benim damarımda neşter vurur da kan alırlar. Bu haccan başka, o da başka. O leşlerinden olur, damardan kan alır. Bir adam ücret verir, böyle damarından kan aldırır. اَوْ يَبْزِغَ لَهُ اَوْ يَبْزِغُ لَهُ حِمَارًا Yahut da baytarlık edecek, merkebini getirmiş. Merkebinde bir hastalık var. Bir adama diyor ki, gel baytarlık et, bunu tedavi et. O gelip yapan adam parasız mı yapıyor? Yok, parayla geliyor. Bir adam ücretle bunları tutsa, فَيَكُونُ ذَٰلِكَ جَائِزًا Bu caiz olur. وَالِسْتِجَارُ عَلَى ذَٰلِكَ جَائِزًا Ücretle bunun üzerine adam tutmak da caiz. Adam ücret veriyor ki gel neşter vur. Yahut da hayvanı tedavi et. Bu caiz. فَالْحَجَامَةُ اَيْدَا كَذَٰلِكَ اَيْلَا Kıyas yaparsak ise kan almak yoktur. Ha damara neşter vurmuş, ha da buyruz vurmuş, kan toplanmış bir yerde, ondan sonra kanı almış. İkisinin farkı yok. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا اَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu Peygamber Efendimiz zamanındaki işte hadisleri okudu. Resulullah Efendimiz'den sonra Ashab-ı Kiram'dan da bu hususta rivayet var. O da nedir? مَا حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحِ اللَّخْمِي اَنْ اَبِيهِ قَالَ كُنْتُ اِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'ın yanında idim. فَاَتَتْهُمْ رَاَتُمْ Bir kadın ona geldi. فَقَالَتْ لَهُ Abdullah ibn Abbas'a dedi ki اِنَّلِي غُلَامًا حَجَّامًا Benim bir kan alan kölem var. Gidip kan alıyor, para kazanıyor, bana getiriyor. وَاِنَّ اَهْلَ الْعِرَاقِ يَجْعُمُونَ Ehli Irak. Onlar zövm ediyorlar ki, Irak'ta olan ulema ve fukaha diyorlar ki اَنِّي اَاكُلُ سَمَنَ الدَّمْ Onun kazancını ben yiyorum. Güya ben kan parası yiyorum. Böyle zövm ediyorlar. Kan parası haramdır. Senin köden kan alıyor. Kan parasını sana getiriyor. Sen de yiyorsun. Böyle diyorlar. فَقَالَ لَهَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبَّاسِ Abdullah ibn Abbas o kadına dedi ki لَقَدْ كَذِبُوا Yalan söylediler. O diyenler Iraklılar yalan söylediler. اِنَّمَا تَأْكُل۪ينَ خَرَاجَ غُلَامِكِ خَرَاجَ غُلَامِكِ Sen kendi kölen kazancını yiyorsun. Kendi kölen kazancını onu yiyorsun. Kan parası değil. Yani caizdir diye bak Abdullah ibn Abbas fetva verdi. Haddesena Yunus kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf haddesena Leys kâle ve haddeseni Rabi'atü ibn Ebi Abdirrahman el-Ray ennel haccamine kad kâne lehum sûkun Rabi'atü el-Ray diyor ki Hazreti Ömer zamanında radıyallahu teala Allahu Teala bin Hattab radıyallahu Hazreti Ömer'in zamanında haccamların çarşısı vardı. Çarşıda bir yerde toplanırdılar. Kime lazımsa gider oradan bir kan alıcı alıp götürürdüler, işlerini görürdüler. Ta Hazreti Ömer'in zamanında eğer haram olsa Hazreti Ömer onları öyle çarşıda toplanında bu vazifeyi yaptırmazdı. Abdullah ibn Abbas'ın fetvası var. Hazreti Ömer de bunu görmüş de sükut etmiş. Haram olsa bırakmazdı. Bilhas Hazreti Ömer. Bırakır mı? وَقَدْ حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُسُفْ حَدَّسَنَا الْلَيْسِ اَنَّهُ قَالْ وَقَدْ اَخْبَرَنِي يَحْيَ بْنُ سَعِيدِ الْاَنْصَارِ Evet, Yahya bin Sa'id el-Ensari diyor ki اِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ لَمْ يَزَالُوا مُقِرِّينَ Müslümanlar ikrar etmekte daim oldular. بِأَجْرِ الْحَجَامَةِ Kan almanın ücretini ikrar, kabul ettiklerinde devam ettiler. وَلَا يُنْكِرُونَهَا Onu inkar etmiyorlar. Yani Müslümanlar ta o zamandan şimdiye kadar kan alanın ücretinde ikrar ettiler ki caizdir ve kimse inkar etmedi bunu. Ya bu hadis-i şerifler? Hadis-i şerifler varmış, nesk edilmiş. Bu haram kılınan hadisler hükmü nesk edilmiş.